İyi akşamlar, iyi akşamlar herkese. Bitmeyen bir yılan hikayesi, bitmeyen bir serüven bizimkisi. İnanın, ben kapatmak istiyorum aslında, biliyor musunuz? Bu didişmeyi, bu gereksiz polemiği, bu polemiğin içinden çıkmak istiyorum aslında. Ama öyle bir şey okuyorum ki, öyle bir şey geliyor ki önüme. Dizi film gibi oldu böyle. Peş peşe bunlarla ilgili yorum yapmak durumunda kalıyorum. Şimdi bu Deniz Akkaya uslanmayacak anlaşılan. Hatta bir takipçi sonra demiş, tehdit ediyor. Bir köşede kıstırırım, dilini keserim diyor. Sizin için Sevda Hanım, benden için söylemişler sanırım. Ondan sonra tedbir kararı aldırmayacak mısınız? Şudur budur işte, ona yazmışlar. Hemen şahsın, Deniz Akkaya'nın mesajını okuyorum arkadaşlar. Değerli dostlarım, özellikle çocukların üstün hayrına davranmayı kendine görev edinmiş. Şimdi biliyorsunuz bu tip kadınlar her türlü ahlaksızlığı gerçekleştirdikten sonra bir doğum yapıp çocuğunun arkasına saklanmayı, anneliğin arkasına saklanmayı kendilerine ilke edindikleri için annelik, onların bence anne olarak kabul etmiyorum, annelik vasfının arkasında onu bir kalkan gibi kullanan kadınlar oldukları için devamı geliyor. Bilinçli dostlarım, lütfen rahat olun. Yani rahat olun diyor yani. Farkındaysanız buna sahip çıkanlar tıpkı aynısı sosyal medya dilencileri ve aynı şekilde aynı hayattan gelen aynı profiller. Bunları kanun önüne çıkaracağız. Çok komik değil mi? Vallahi gülüyorum çünkü kendimi tutamıyorum, biliyorum. Şimdi aynı profiller, sosyal medya dilencileri, egosu çok şişmiş. Kızım senin çağın geçti, devrim bitti ama maalesef ki benimle aynı oranda takipçin var şeyde, YouTube'da. Sayfam bile kimse seninle ilgilenmemiş. İşte benim sayemde, Selin Ciğerci'nin sayesinde gündeme geliyorsun aslında. Aslında sen artık bir pili bitmiş, ıskartaya çıkmış bir elemansın yani. Ama neyse, devam edelim. Aynı profiller. İnan bana, yüzlerce hanım arkadaşım, yüzlerce değerli hanımefendi, onlar çünkü birer hanımefendi, senin bu duruşunu ve tavrını beğenmedikleri için yüzlerce mesaj alıyorum. O kadar çok mesaj alıyorum ki. Senin bu tutumundan, bu davranışından, bu homofobik, alaycı, ne bileyim, küçümseyici durumundan rahatsız o kadar hanım var ki, sayısız miktarda hanım var. Bir de benim sadece transseksüeller değil takipçilerim, birçok beyefendi, birçok hanımefendi takip ediyor beni. Sen istediğin kadar küçümseyebilirsin, istediğin kadar laf söyleyebilirsin ama kanun önüne çıkaracağız, bekliyoruz biz de. Biz de o kanunun önüne çıkmayı dört gözle bekliyoruz efendim. Zaten alışkın tipler türlü türlü suçları sebebiyle lütfen çocuklarınız için bunları izlemeyin, izletmeyin. Bak yine çocukların arkasına saklanıyor. Mert olsana be. Ne ailemin arkasına saklanıyorum, ne birisinin arkasına saklanıyorum. Bak, tek başına tabancayım. Görüyor musun? Senin gibi çocuğunun, anneliğinin, televizyon kanalının, Osman Gökçe'nin veya da tanıdığın adamların arkasına saklanmadan tek başına gelsene, götün yiyorsa. Şimdi bunlar hukuktan bahsediyorlar. Ondan sonra yargıdan bahsediyorlar arkadaşlar. Hukuk ve yargıdan bu şahıslar bahsediyor. Ekranda domuz diye bir adamın kilosuyla dalga geçen, atletiyle dalga geçen, sonra insanlara lakap takan, insanların ailesiyle dalga geçen, magazin kisvesi altında insanları bel altı vuran bu insanlar yargıdan bahsediyor. Ayol, sizin programınızın her biri yargı konusu, biliyor musun? Bütün programlarınız bir yargı konusu. Yani her gün mahkemelik bir konuşmanız var sizin be. Sen yargıyla mı korkutacaksın? Ayrıca da alnım açık, bir tane böyle var ya, lekem yok. Hiçbir zaman ben karakol yüzü görmemiş, hiçbir zaman senin gibi affedersin gasptan, ondan sonra dolandırıcılıktan adıma dosya açılmamış.
sabıkası olmayan tertemiz bir kadınım de. Pislik. Tertemizim. Önce insanları yargılamadan önce bir araştır istersen. Bir tane kirli dosyam yok, şükürler olsun, senin gibi. Yani özellikle de böyle insanlar ahlak bekçiliğine soyunuyor. Dikkat ediyor musunuz ekranlarda? Böyle kirli insanlar. Senin kirli hayatın, kirli mazin aslında beni ilgilendirmiyor. Ama 80 milyonun önünde bir ulusal kanalda kendi içsel dünyandaki başarısızlıkların yüzünden sevilen sanatçılara, değerli insanlara, transseksüelliğe laf söylüyorsun. Bizi ilgilendiren konusu burası. Yoksa bana ne, senin dejenere hayatından istediğin gibi dejenere hayatına devam edebilirsin. İstediğin gibi kendi hayal dünyanda o prensesler gibi kaliteli kitap okuyan ne bileyim başarılı kadın hayallerini kurabilirsin kendi fantastik dünyanda. O hiç beni ilgilendirmez. Yani bir de biliyorsunuz bu Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Erbaş'ta yanılmıyorsam beyefendi kanalı aramış, tehdit etmiş, küfretmiş, bunlara hakaret etmiş. Vay, bir can birden kalktı oralardan, efeleniyor. Bizi kimse tehdit edemez, biz de mafyayız, biz de şuyuz, burası Muz Cumhuriyeti değil. Zaten kimse burası Muz Cumhuriyeti demedi bir can. Kimsenin öyle bir iddiası yok, burası Türkiye Cumhuriyeti. Böyle yakıştırmaları sen yaparsın. Kimsenin böyle bir iddiası yok. Sen adamın sevgi işte karısının espri olsun diye fotoğrafını çektiği Instagram'a koyduğu bir fotoğrafı alıp adamın bütün hayatında o profilde bir adammış gibi lanse eden sizsiniz. Düşmek de kalkmak da kazanmak da kaybetmek de insanlar için. Adam bugün kaybeder, yarın kazanır. Ticaret böyle bir şeydir. Bugün batar, yarın çıkar. Siz adamın parasız kaldı diye alay ediyorsunuz. Atletiyle alay ediyorsunuz. Adamı affedersin vücut ölçüleriyle alay ediyorsunuz. Başka bir kadını ona yakıştırıyorsunuz. Eski karısını ekrana çıkarıyorsunuz. Yeni karısını çıkarıyorsunuz. Ve bel altı vuruyorsunuz. Hakaret edip gülüyorsunuz. Ve size kimse bir şey demeyecek, öyle mi? Bu hakkı kendinize görebiliyorsunuz. Öte git demeyecek kimse. Siz Ali Kıran baş kesen mi kesildiniz bu ülkenin başına? Bu adamın izzeti, nefsi, onuru yok mu ya? Size laf söyleyemeyecek mi yani? Siz kimsiniz? Bu gazetecilik değil, bu magazin değil. Sen adamın battı diye haber yapıyorsun. Belki ticari ilişkileri var. Sen adamı karalıyorsun burada. Sen atletine alay ediyorsun. Kılıyla alay ediyorsun. Kilosuyla alay ediyorsun. Eski karısını çıkarıp kötü konuşturuyorsun. Yeni karısını, karıları birbirine düşürüyorsun. Ya sen ortada bir 8-9 senelik evlilik var. Boşanmışlar. Belki aralarında olabilir çatışma, kırgınlık. Orayı sen ateşliyorsun. Birbirine düşürüyorsun. Kuyu kazıyorsun. Fitnelik, fücurluk yapıyorsun. Utanmadan... Ondan sonra da kanalı vay arada bize hakaret etti diyebiliyorsun. Ne yapacak, sırtınızı mı okşayacaktı bu adam? O adam gene sabırlıymış. Bu kadar hakarete, bu kadar itama, tamam mı? Sizi o beyaz TV'nin önünde, tamam mı, mermi manyağı yapması lazımdı. Üçünüzün leşini o beyaz TV'nin önüne sermesi lazımdı bu kadar. Ya kan çıkar ya, sen adamın namusunu iffetiyle oynuyorsun. Ahlaksız. Ondan sonra da yargıya güveneceğim, savcılara talimat vereceğim, devlet büyüklerine sesleneceğim. Devlet büyüklerinin başka işi kalmadı da sizin magazin programınızın, çirkin dedikodularınızın, ithamlarınızın savunuculuğunu mu yapacak? Savcıların başka işi yok, sizin herkesle alay edip size cevap verenlerin peşine mi düşecek? Böyle mi bakıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'ne? Bir de Türkiye Cumhuriyeti'ne bak, ben kullanmıyorum o kelimeyi, lakap takıyorsun. Burası evet. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Tamam mı? Burada kanunlar ve yasalar var. Yasalara ve kanunlara uymayan sizsiniz. Ben burada belki de YouTube'da daha az bir kitleye hitap ediyorum. Ama sen 80 milyonluk ülkenin bir ulusal kanalında, tamam mı? Üstelik de anne olduğunu söylüyorsun. Yeliz Yeşilmen'in çocukları yok mu? Babasıyla alay ediyorsun, annesiyle alay ediyorsun, paraların olmadığını söylüyorsun. Annesine diyorsun ki yazık, işte o da diyor ki bundan sonra ne yapacakmış da gitsin merdiven silsin. Kadını aşağılıyorsun. Sen mi karar vereceksin kimin ne iş yapacağına, kimin nasıl davranacağına? Merdiven silsinmiş, küçümsüyor. Pislik seni. Doğru söylüyorsun, o kadın bir kere namuslu bir kadın. Senin gibi orospu değil ki kalksın da gider merdiven de siler.
Merdiven silmek ayıp değil. Parasızlık da ayıp değil. Bugün kaybederler, yarın kazanırlar. Siz onların mali durumuyla alay edemezsiniz. Masanızda çerez gibi kullanamazsınız. Kullanırsanız adam da arar, ana, avrat size söver. Bunu hak edersiniz. Şimdi ondan sonra da kalkıp yargıya göstereceksiniz. Hangi yargı sizin bu yaptıklarınızı onaylayacak? Hı? Adamın 8 yıllık yuvası dağılıyor. Bangır bangır bir haftadır adamı yerden yere vuruyorsunuz. Hangi yargı sizin arkanızda duracak be? Kime güveniyorsunuz? Osman Gökçe'ye mi güveniyorsunuz? Ya da arkanızda kim var da kime güveniyorsunuz? Vallahi kimseye güvenmiyorum. Kimseyi referans göstermiyorum. Tek tabancayım. O adama söylediklerini, o Selin'e söylediklerinin bir kelimesini götün yiyorsa bana söylesene. Öyle kaçak güreşmeyeceksin. Sosyal medyadan öyle üstü kapalı mesajlar göndermeyeceksin. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Alnımız ak, sırtımız pek, tertemiz sabuka kaydım var. Varsa kötü bir kaydım çıkart göster millete. Ben senin buradaki pisliklerini gösteririm. Sen de benimkileri göster varsa. Bulamazsın ki. Tertemizim ben. Onurlu bir kadınım ben. Ben para için senin gibi öyle sinsilikler, öyle kalkıp da anneliğin arkasına saklanıp, çocukların arkasına saklanıp ona buna kara sürmem ben. Anlatabiliyor muyum? Benim şu anda seni konuşmamın nedeni senin 80 milyonun huzuruna çıkıp da insanlarla alay etme nedenindir. Bazı sosyal medyada mesajlar alıyorum. İşte Selin'i niye savunuyorsun? Bilmiyorum. Arkadaşlar konuyu yanlış anlamışsınız. Ben Selin'i savunmuyorum. Selin'in zaten savunulmaya ihtiyacı yok. Neden savunayım ben Selin'i? Selin'i dikkat ederseniz Selin diye orada program yapmıyor. Hasan diyor. Bel altı vuruyor. Cinsel kimliğiyle alay ediyor. Kötü örnek oluyor. Oradan annelerine sesleniyor. Yani anne, ya bir şey söyleyeceğim. O yerden yere vurduğunuz Gökhan Çıra da bir annenin oğlu. Madem sen her fırsatta sıkışınca anneliğin arkasına saklanıyorsun ya, onun annesi de anne. Gökhan'ınki de anne. Yazık değil mi oğlanın yerden yere vuruyorsunuz, her şeyle alay ediyorsunuz. Ya insanların zenginliğiyle alay edemezsiniz. Siz hazmedemiyor olabilirsiniz ama insanlar para kazandı diye onların yerden yere vuramazsınız. Böyle bir hakkınız yok ki. Yani yapacaksınız her türlü gıybeti, dedikoduyu, insanları birbirine düşüreceksiniz. Bununla alay edip orada kah 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 güleceksiniz ama size kimse bir şey söylemeyecek. Öyle mi? Sizin arkanızda Osman Gökçek var, benim arkamda kocaman dev gibi bir halk var. Yüzlerce mesaj alıyorum biliyor musun? Bu hadsizlere haddini bildirdin diye. İnan senin çarpık ilişkilerin beni ilgilendirmez ama konuşmaların beni ilgilendirir. Çünkü televizyon ekranında insanları yönlendiriyorsun. Transseksüel aileleri yönlendiriyorsun. Oraya onlara Hollanda'ya adres gösteriyorsun. Yok Hollanda'ya gitsinler, yok çocukları olamaz, nasıl olur? Tepiniyorsun orada. Ya bu kadar magazin değil bu artık yani. Bu kadar insanlara saldırmak, bu kadar ya Çağla Şikel'e saldırdın elimizde ne resimler var diye. İspatlanmamış bir şey, tamam mı? Afakidir. Ben de çıkayım denizin önünde ne resimlerim var diyeyim. Bu afaki oluyor. Resmi koyar öyle konuşuyorsun. Koyamıyorsan konuşamazsın. Yargılayamazsın. İnsanların hayatına bu denli müdahale edemezsiniz siz ya. Ne hakla insanları eleştirirsiniz bu kadar? İnsanların onurunu, izzetini, nefsini hiçe sayarsınız. Çocuklarını sıkışınca çocukların arkasına saklanın. Anneliğin arkasına saklanın. Ayıptır yahu. O adama yaptığınız yazık değil mi ya? Bir insanın hayatıyla oynuyorsunuz. 80 milyonun önünde reyting alacağız diye ya. Lanet olsun öyle reytinge ya. Hiç sosyal medya dilencisi değiliz biz biliyor musunuz? Şu söylediklerimin hangisi yanlış? Deyin ki bana şurada şu yanlış kelimeyi kullandın. Hakaret ediyorum çünkü hakaret ediyorsun. Aşağılıyorum çünkü aşağılıyorsun. Ben bu eylemleri gerçekleştirmemiş birine laf söylemiyorum zaten. Hakaret eden, aşağılayan, ekranlarda kin kusan, kötülük kusan birine cevap veriyorum ben. Şimdi git hangi mahkemeye gidiyorsan, git hangi savcıya gidiyorsan, git şikayet et. Oraya ayağıma getirtirim seni. Tamam mı? Orada paylaşırız kozumuzu. Ben senden daha temizim, daha namusluyum, daha ağırlıyım ben biliyor musun?
senin gibi, tamam mı? Kalkıp da ben gidip çıplaklar kampında tatil yapmıyorum. Senin gibi gidip de Avrupa ülkelerinde drag queenleri izleyip, gidip orada şovlar izleyip, burada gelip suratına tükürmüyorum. Kişiliksiz. Bazen o kadar hızlı konuşuyorum ki öfkemle kelimeler eksik kalıyor. Dün söylediğim gibi moda dünyasında bir sürü LGBT birey olduğundan bahsettim. Bir sürü tasarımcı, stilist, bir sürü çizen, yaratan insanlar var. Yani onları siz karalayamazsınız. Onlar hakkında kötü konuşamazsınız. Siz onlarla çalışıyorsunuz. Onların sırtından ekmek parası kazandınız ya. Bu mesleğine ihanet bir kere. Mankenlik mesleğine ihanet bir kere. Bir sürü LGBT bireyin kıyafetini giydin, taşıdın. Tasarımını kullandın. Şimdi onların ilişkileriyle alay ediyorsun ekran karşısında. Sen istediğin ilişkiyi yaşayacaksın ama insanlarla alay edeceksin, öyle mi? Hani her zaman söylüyorum, mütedeyyin bir kadın bunu anlayamayabilir, bu tarz yaşamları algılayamayabilir. Başımla gözümle onu anlayabiliriz. Çünkü kendi inanç dünyasında bu ona ağır gelebilir. Ama sen ahlaksızın dibisin. Sen her türlü yoldan geçmişsin. Orada ahlak satıyorsun utanmadan. Keşke o ahlakın çeyreği sende olsaydı. Üçünüze de söylüyorum. Bakın, yargılıyorsunuz insanları ya. Siz mahkeme değilsiniz. Siz adalet değilsiniz. Yanılabilirsiniz. İnsanların hayatıyla, ya genç kızların fotoğraflarını ekrana koyup günübirlik kadın muamelesi yapıyorsunuz. Gökhan Çıracı'yla haber yapacağız diye. Bu yakışıyor mu gencecik kızları yaftalamanız? Gözünüzde gördünüz mü? Yok gözlüğü kaldı diye Instagram haberlerinden yola çıkarak gencecik kızları, pırıl pırıl kızları tele kız gibi ekranlara çıkarıp sanki Gökhan Çıra'yla berabermiş gibi lanse etmeniz, bu etik mi? Bu ahlaki mi? Bu magazin mi? Ben kimseye kara çalmıyorum. Gencecik kızlara yazık değil mi ya? Oradan alay ediyor. Gerçek bir kadın bulmuş işte adamcağız bilmem ne. O çocuğa yazık değil mi? Gökhan Çıra size ne yaptı ya? Ne yaptı size? O da bir annenin evladı. Bu kadar yerden yere vuruyorsunuz. Hani annelik annelik diyorsun ya. Çocuklarınızı koruyun diyorsun. Sen asıl bir şey söyleyeyim mi? Ben senin çocuğuna üzülüyorum biliyor musun? Vallahi üzülüyorum. Çünkü sen o karanlık ve çirkin hayatının içine o çocuğu da çekeceksin. Yazık ya. 9 yaşında çocukla sen onu objektiflerde kendi poz verirken yanında onu da kullanıyorsun. Ne amaçla onunla resim çektiriyorsun? Daha o reşit bile değil. 9 yaşında çocuk mayo giydirip plajda değil, denizde değil, bir başka birisi görmeden çekmiş değil. Sen hiç mi duymuyorsun? Bir sürü pedofili hastası var. Bir sürü kötü insan var. Sen onlardan koru çocuğunu be. Benden değil, benim laflarımdan değil yani. Hangi anne çocuğunun kalkar da mayolu resimlerini, daha 9 yaşında çocuğun, sen ünlüsün, senin ulaştığın kitle fazla, bunu böyle basına servis eder ya. Övündüğün anneliğin bile mış gibi, övündüğün mesleğin bile mış gibi tükenmişsin. Bu tükenmişliğinle insanlara saldırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Beni yaralayamazsın. Beni incitemezsin. Senin terbiyesizliklerine cevap verebilirim. Ama asla senin seviyene inmem. Anlatabiliyor muyum? Ben iyi insanlara zarar vermem. Ben dağılan yuvaların arkasından konuşmam. Ben kalkıp da, tamam mı, 3 kuruşluk reyting için çerez gibi insanların bedenleriyle alay etmem. Etmem. Ama sizinle ederim. Sizinle neden alay ederim biliyor musunuz? Çünkü kitleleri yanlış yönlendiriyorsunuz, yanlış bilgilendiriyorsunuz. Beyaz TV'ye de sesleniyorum. Bu yayıncılık değil. Bu ilkeli yayıncılık değil. Bu magazin asla değil. İnsanları küçük düşürmek, insanların ya ilk defa Ali Erbaş boşanmıyor veya eski karısını, yeni adam öbür eski karısından boşanmış, onu çıkarıyorsun. Şimdi de boşanmış. Bunlar Türkiye'de herkesin başına gelen bir şey. Yani siz bu adamı bu kadar rencide edip aşağılamanız doğru bir şey değil.
Onların da çocukları var. Onların çocuklarına yansımıyor mu sizin bu kahkahalarla gülerek dedikodu yaptığınız? Anasına merdiven silsin diyorsunuz. Adama bakmış diyorsunuz. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz en iyi bilenler olmalısınız. Her insanın çektiği fotoğrafta herkes güzel çıkmayabilir. Değil mi? Şimdi herkes selfie çekiyor. Herkes kendi kendinin fotoğrafçısı. 100 tane fotoğraf çekiyor da bir tanesi güzel çıkıyor. Ve adamın da espri olsun diye karısının çektiği Instagram'a koyduğu fotoğrafı siz adamın tüm hayatındaki profiliymiş gibi yansıtamazsınız ki. Bu haksızlık, bu algı operasyonu, karalamak, vicdansızlık. Sonra anne diyeceksin. E peki onun çocuklarının bir annesi yok mu? Yeliz Yeşilmer anne değil mi sizin gözünüzde? Hı? 8-9 sene evli kalmış adamla ya. Ünlü olması sizin onu alaşağı etmeniz anlamına gelmez ki. Tamam, eski karısının öfkesi olabilir, çıkıp Yeliz Yeşilmer hakkında kötü konuşabilir. Siz buna çanak tutabilirsiniz. Ama onun anne olduğu gerçeğini değiştiremezsiniz. Günah değil mi? Onlara söz hakkı düşmeden, onların sizin gibi kullanacağı bir televizyon ekranı yok. Onların arkasında bir Gökçek ailesi yok. Anlatabiliyor muyum? Ancak öfkeleriyle size hakaret edebilirler. O hakaretlerin de bin mislisini hak ediyorsunuz. Öyle oralardan, efelenerekten, bağıraraktan. Bunlar boş işler. Yargı, hukuk sizin arka bahçeniz değil. Siz yargıyı, hukuku tanısanız, tamam mı? Hukukun, yargının karar verdiği bir konuda kalkıp da Hasan, Husan diye konuşmazsınız. O sen kişisel dünyanda, arkadaş ortamında bunu konuşabilirsin. Ama bunu televizyon ekranında konuşamazsın. Buradan Rütü'ye de sesleniyorum. Bu doğal bir şey mi ya? İnsanlarla alay etmeleri, insanların cinsel kimliğiyle, kilolarıyla. Domuz dedi ya. Domuz dedi ekranlardan adama. Adam hakaret etti. Adam hakaret edecek tabii. Sen bir haftadır masaya yatırmışsın. Adamı linç ediyorsun. Adam hiç mi bir söz söylemeyecek? Hiç mi adamın cevap hakkı olmayacak? Sen ağzına geleni söyleyeceksin, adam orada guguk gibi oturacak, sana hiçbir şey demeyecek. Domuz dedi ya, televizyon ekrandan Rütü'ye sesleniyorum. Bir sunucu olduğunu iddia eden birisi sanki sokakta, mahalledeymiş gibi öyle her ağzına geleni söyleyemezsin o ekrandan. Domuz diyemezsin, domuzcuk diyemezsin. Ayıptır ya, ayıp. Gerçi kime diyorum, bunlar ayıptan ne anlayacak? Ayıbı bilen insan olsalar bu şekilde hayatları mı olur, bu şekilde mi davranırlar? Anlatabiliyor muyum? Çok kötü, çok kötü. Yani çok üzülüyorum bunları gördükçe. Topluma da üzülüyorum. Toplum bunları seyrediyor. Halk bunları izliyor maalesef. Çünkü trajedinin olduğu yerde zaten görüyorsunuz ekranları kadın trajedileriyle dolu. Beş kanal birden, beşi de çarpık aile ilişkilerinden bahsediyor. Yozlaşmış zaten. Bunların da işine geliyor. Ya sen Selin Ciğerci'ye kurban ol ya. Sen Selin Ciğerci'ye kurban ol. Niye söylemiyorsun? Çıkıp da affedersin kimden olduğu belli olmayan, çocuk doğup peydahlayan kadınlara niye iki laf söyleyemiyorsun? Sen Selin Ciğerci'yi savcılara şikayet ediyorsun. Yok bu paranın kaynağı nerede diye. Ulan hırsız dolu ülke. Niye onlara söyleyemiyorsun? Ha? Gücü yeten yetene değil mi? Ayıptır ayıp. Gerçi siz ayıbı nereden bileceksiniz? Evet izleyenler, o kadar anlatmam gereken şey var ki bazen unutuyorum. Yani 20 dakikaya tüm anlatmak istediklerimi sığdırmama imkan yok. Dilimin döndüğünce aktarmaya çalışıyorum. Sizler de bence hem Rütü'yü aramalısınız, hem Beyaz TV'yi aramalısınız. Telefonlarına ulaşmalısınız. Böyle kadınları ekranda istemediğinizi söylemelisiniz. Buradan takipçilerime sesleniyorum. Sizler de ailelerinize, asıl böyle kadınlardan çocukları korumalıyız. Böyle kadınlardan aileleri korumalıyız. Kötü örnek bunlar. Bunlar sadece kendine Müslüman. Annelikten bahsediyor. Öbür tarafta başka bir annenin acısıyla alay ediyor. Annelikten bahsediyor. Başka birinin anneliğini yargılıyor. Annelikten bahsediyor. Orada başka bir kadına senin çocuğun böyle diye hesap soruyor. Bu mu annelik? Kader döngüsünde, hayat döngüsünde düşmek de insanlar için, kalkmak da insanlar için, hata da insanlar için, ayıp da insanlar için. Ama yargılamak insanlar için değil. Hele de
toplum önünde, hele de büyük kitlelere hitap edilen ortamlarda. Umarım sizinle ilgili çektiğim son video olur bu. Ben bu konuyu uzatmak istemiyorum. Tekrar ikaz ediyorum. Bana ya da Selin Ciğerci'ye değil, binlerce transseksüel bireyin ailesine acı veriyorsunuz. Dikkatsizce cümlelerinizle, hakaretlerinizle, aşağılamalarınızla onların da onurlarını kırıyorsunuz. Onlar da rencide oluyor. 40 kere tartmanız lazım televizyona çıkıyorsanız sözlerinizi. Anlatabiliyor muyum? Beni sadece YouTube'da izlemek isteyen izliyor. Ama o televizyon ekranları Anadolu'da tüm evde açık. Çoluk da izliyor, çocuk da izliyor. Bu hassasiyette olmanız lazım. Ama nerede? Ben dediğim gibi ayna tutuyorum size. Yanlışlarınızı yüzünüze vuruyorum. Bunu yaptığım için beni savcı çağıracakmış, mahkeme yargılayacakmış. Açık buram, göğsüm açık, alnım pak. Gider neyse söylemem gereken söylerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Ve yorumlarınızla çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi yorum yapmaya, bu konudaki fikirlerinizi yazmaya devam edin. Sadece yazmakla kalmayın. Rütü'yü uyarın. Beyaz TV'de arayın ve bu kadınların bu ekranda olmaması gerektiğini sizler de dile getirin. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.